Bugünkü konuğum Furkan, bir trend yol satıcısı. 200 TL sermaye ile trend yolda satış yapmaya başlıyor ve günlük 20 bin TL ciroya ulaşan bir iş modeli kendisine kurmuş durumda. Ve çok ilginç bir ürün satıyor kendisi. Kendisi detaylı olarak bahseder. Merhaba, hoş geldin. Furkan. Hoş bulduk. Merhaba. Öncelikle ayağınıza sağlık. Sağ olun, ee, çok çıkıyoruz. güzel bir ürününüz var. Ben e, çekim öncesi zaten beraber inceledik. E, burada da izleyenlere gösteririz zaten ürünün detaylarını. Bize biraz hikayenden bahseder misin? 200 TL sermaye e, ile bu işe nasıl başladın? İlk adımı nasıl attın? Başarıya giden yolda, trend yolda satış yaparken olumlu, olumsuz nelerle karşılaştın ve bu başarıyı nasıl ulaştın bu kısa sürede? 4 aydır satış yapıyorsunuz. Evet, Yanlış 4 aydır trend yoldayız. Daha öncesinde 2 aylık bir e-ticaret denememiz oldu ama başarılı olamadık. Hı hı. Sayılarla boyama ürünüyle başarılı olduk. İsterseniz en baştan bir özet geçeyim ben nasıl Tabii. yaptığımıza dair. Pandemi döneminde hep görüyordum işte şu kadar cirolara ulaşıldı, şu kadar cirolara yapıldı. Fakat inanmakta güçlük çekiyordum açıkçası. Ondan sonra bir gün pandemi döneminde özellikle e-ticaretin arttığını gördüğüm zaman neden biz de bu işin içine girmeyelim diye düşünüyordum. Normalde makine mühendisliği okuyorum ama staj imkanı bulamadığım için açıkçası kendimde biraz kötü hissediyordum. Bir şeyler yapmam gerektiğini farkındaydım ama elimden bir şey gelemiyordu. Sonra bir gün başka bir platformda önce satış yapmak için mağaza açmayı denedim. Fakat gördüm ki bir şirket olmamız lazım. Hangi bir platform? Gitti gidiyor. Hı hı. Bir kimliğimizin olması lazım. Hemen işte kız arkadaşımla konuşup dedim böyle böyle bir şey düşünüyorum. Sen ne dersin dedim. O da sağ olsun bana destekledi ve gittik kendimize bir şahıs şirketi açtık. Şahıs şirketi açtıktan sonra biz bu dönemde ne gidebilir diye düşünürken bizim ilk sattığımız ürün, ürün bir oyun kartıydı aslında. Oyun kartını sattık. Bize sipariş geldi fakat biz nasıl kargolanır, nasıl fatura kesilir, ürün nasıl gönderilir bilmiyoruz. Kendimiz kurcalaya kurcalaya öğrendik. Fakat zaman geçtikten sonra biz artık karlılığa ulaşamıyorduk. Çünkü bize bir sipariş geliyor, biz gidiyoruz ürünü temin ediyoruz, geliyoruz. Bir üründen belki 10 TL kazanacaksak o gün gün içerisinde 50 TL masraf ediyorduk. Dolayısıyla yeni bir ürün araştırma peşine girdik. Bu dönemde ne gider, ne satabiliriz diye derken bir yerde sayılarla boyama hobi setini gördük. Fakat o gün alamadık çünkü toptancı bizden minimum 20 adet almamızı söyledi. Bizim de öyle bir bütçemiz yoktu açıkçası. 200 liramız vardı. Evet sadece 200 TL'miz vardı. O zaman ee, istediği ücret 1000 TL gibi bir para istedi bizden. Ya bizde tabii böyle bir para olmadığı için ama ürünü gördük ve içimizde kaldı ürün. Çünkü satacağına inandık, satabileceğimizi düşündük. Sonra başka toptancıları gezerken bir yerde bu ürünün üretildiği yeri söylediler bize. Böyle bir yerden alıyoruz, isterseniz gidin dediler. Onları da açıkçası şöyle düşünüyorum. Bizim hani biz 5 adet istedik çünkü bütçemize göre. Hani bizimle çok uğraşmak istemedi. Hani başından savmak için bizimle gideceğimizi düşünmedi açıkçası oraya. Bizi gönderdi. Biz gittik Tabii üretici bizi çok farklı karşıladı. Hani biz 5 adet ürün istiyoruz. Büyük bir fabrika. O üreticiyi nasıl buldunuz peki? Nereden buldunuz? İşte ikinci veya üçüncü gittiğimiz toptancı söyledi. Toptancı Hani söyledi. Evet. bize yerini söyledi. Dedi ki böyle böyle bir yerden alıyorum. İsterseniz gidin dedi. Gittik. Üretici bizi dediğim gibi çok farklı karşıladı. 5 adet ürün istememize rağmen hani hemen böyle arkadaşlarına söyledi. Hemen hani ürünleri hazırlattı. Aldık. İlk olarak biz kendimiz denedik. Daha satışa koymadan Sonuç bizi biraz tatmin etmedi açıkçası. Çünkü şu anki ürünle ilk ürünümüz arasında çok büyük fark vardı. Sonra biz o akşam hemen ürünleri listeledik. Dedik hani biraz satalım bu süre zarfında da ürünü biz kendimiz geliştirelim. Hani boyası olur, fırçası olur, tuval bezi olur gibi değişiklikler yaparız dedik. Sonrasında ürünü biz ilk başta buybox olarak girdik trend yolda. Buybox girdikten tam 9 ya da 10 dakika sonra ilk siparişimiz geldi. Biz o güne kadar belki Diğer platformlarda günde 5 tane sipariş ancak alıyorduk. Bizim için 10 dakika içerisinde sipariş gelmesi güzel bir şeydi. Sonra o gece biz 10 tane falan sipariş aldık. Yani akşam 8.30-9 arası falan Buybox'a girdik. Saat 12'ye kadar aşağı yukarı 10 tane falan sipariş aldık ama ürünler ortada yok. Enizde 5 tane var. Var. evet, var. Biz 5 tane almışız. Ürünler ortada yok. Sonrasında hemen üretici yardık dedik böyle böyle biz hani 10 tane sattık yarın sabah tekrar geleceğiz alabilir miyiz? Biz ürünleri almaya başladık bir 15 gün geçti ama bu süre zarfında biz ürünü satıyoruz kargoluyoruz fakat nakit yok. Üreticiye para vermek zorundayız o da bize karşılığını güvenmesi lazım çünkü ilk defa tanışmışız. Biz neredeyse bir 100 tane falan ürün aldık bu 10 günlük süre zarfında. Sermaye nasıl? Sermaye şöyle oldu. işte biz 10. günün sonunda artık bizden dedi ki bir ödeme yapabilecek misiniz dedi satıyoruz hı hı. ama bir ödeme görmek istiyor sadece 200 TL vermişiz en başta 5 tane ürün almışız ve onlarca 100 tane daha ürün almışız ve ortada bir ödeme o süre zarfında Cansu'nun kredi kartını bizden habersiz bir şekilde limit arttırılmış. Cansu kız arkadaşım. Evet Cansu kız arkadaşım. Cansu'nun kredi kartı limiti arttırılmış. Biz o zaman işte adama böyle böyle durumu anlatmaya çalışıyoruz. Trend yolda 14 gün vade var işte para gelecek yatıracağız derken biz yolda işte çıktıktan sonra Cansu'nun kredi kartının limiti arttırılmıştı. Biz hemen geri döndük. Kredi kartıyla ödemeyi yaptık. Dedik ki en azından bu bize bir ay kazandırır. O süre zarfında biz ödemeleri alırız. Hem kredi kartına yatırız hem de üreticiye paramızı veririz. Derken işte ürüne yorum gelmeye başladı artık. Biz artık kendi CFO bir markamızı tanıttık Trendyol'a. Altına ürün listelemeye başladık. Bizim ürünlerimiz de satılmaya başladı. Fakat bize bir geri dönüş gelmiyordu yorum olarak. Hani ürün güzel mi, kötü mü, ne gibi eksiği var. Sonra içerisine küçük bir kart koyduk. İşte bizi değerlendirmenizi rica ediyoruz size daha iyi hizmet verebilmek için. Derken işte yorum gelmeye başladı. Müşteri fırçayı beğenmedi. İşte tuval bezinin boyaların kapatmadığını söyledi. Sonra ikimizin de hani tuvalle işte fırçayla boyayla pek ilgisi yok açıkçası. İkimizin de bölümleri çok farklı. Sonra biz bunun araştırmasına girdik. Dedik acaba fırçayı nereden bulabiliriz? Normalde fırçayı toptancıdan alıyorduk veriyorduk. Ürünün içerisine koyuyorlardı. Sonrasında yerli bir üretici bulduk fırçada. Ondan sonra işte bizim de tabii yüklü alım yapacak yine paramız yok. Ya biz ne yapalım dedik? Bar dedik üreticinin yanına gidelim. En azından tanışalım. Sohbet edelim. Bizi tanısın onu hani dolandırmayacağımız ya da bir yanlış yapmayacağımız anlasın ki ürünü bize versin. Çünkü alacağımız... Peki çok pardon bir şey söyleyeceğim. Üretici şunu demiyor mu? Ya bu adamlar trend yolda satıyor. Sonuçta paraları bir, belli bir vadede gelecek. Ve benden 5'e alıyor. Orada ona satıyor artık. Yani kar ediyor sonuçta. Acaba ben satsam mı trend yolda diye düşünmüyor muydu hiç? Biz onu da konuştuk en başta. Dedik ki siz girecek misiniz dedik. Hı. Çünkü kendileri evet satıyorlar ama çok küçük çaplı satıyorlardı. 50 tane, 100 tane kırtasiyeler ya da böyle hobi dükkanlarına satıyorlarmış açıkçası bunları ya da işte toptancılara satıyorlardı. O da biz girmeyi düşünmüyoruz dedi açıkçası. Siz zaten satıyorsunuz, biz de zaten kazanıyoruz. Sizin kazandığınız ayrı, bizim kazancımız ayrı olsun dedi. O yüzden onlardan o sözü aldık, o güveni aldık. Ve yaklaşık 4 aydır da günlük o rakamlara ulaşmamıza rağmen herhangi bir şekilde biz gireceğiz demediler. Ama bizden sonra internette satmak için aynı üreticiye gelen başka satıcılar da oldu. Peki gördükler. üretici size nasıl güvendi? Yani sonuçta daha çok mal almak istiyorsunuz. Yanına gittiniz üreticinin konuşmak için. Evet. Ne yaptınız da güvendi? Yine güven verici bir şey değil aslında. Ben Trendyol'da satıyorum bak vade var. Evet. O var bu var tamam da yani şimdi ben kendi üreticinin yerine koyuyorum. Nasıl güveneceğim sana? Açıkçası ya dediğim gibi biz telefonla konuştuk. İşte ben dedim ki hani 5000 adet bize fırça lazım dedim. İçerisinde 3 tane 15 bin tane fırça. Adam ama devam dedi hemen yapabiliriz edebiliriz. Fakat hemen ödemeyi sordu. Ben dedim ki ödemenin bir kısmını şimdi yapalım. Biz zaten trend yolda satış yapıyoruz. Dediğim gibi vade var ama biz sizinle tanışmak istiyoruz. İzmir'e gittim ben İzmir'e şeyle tanışmak için üreticiyle beraber. İzmir'e gittim. Onlar da yine sağ olsun çok iyi karşıladılar. Ben anlattım durumu. Onların kendisi de yine trend yolda satış yapıyorlar. Hani durumdan haberdarlardı zaten. Böyle böyle dedim. Hani ben sizin paranızı veririm. Hani gerekirse kefil istiyorsanız birinde arayayım, arayalım. Aileden biri olur ya da başka bir olur. Konuşalım ama ben sizin ödemenizi yapacağım dedim. Şu gün ödeme hatta açtım şeyden gösterme. Yani telefondan gelecek ödemeler kısmına bana bugün bu para gelecek ve ben size göndereceğim dedim. Benim şu an buna ihtiyacım var. Onlar hatta bana başka konularda da yardımcı oldular. Başka kendi ellerinde internette sattıkları ürünlerden de verdiler. Bunları da al listele satabilirsin dediler. Ondan sonra ben geri döndüm. Fırçaları buradaki üreticiye teslim ettim. Dedim artık ben bu fırçaları kullanacağım. Ama dedim tuval bezinden de çok fazla şikayet geliyor dedim. Boyalar kapatmıyor. Bu arada açabilir miyim? Evet tabii Ürünü tabii açabiliriz, merak açabiliriz. Bakabiliriz ya. ürüne de. Şöyle bir ürün. Balon evi yani şuradaki bahsettiğiniz internet Şurada, evet, İnternette de var. Görselde Aha. de var. Burada ne yapıyorlar? Rakamların içerisini boyuyorlar değil mi? Fırça evet, var burada. fırça ve burada boya tüplerimiz var. Üzerinde numaralar yazıyor. Tuvalet üzerinde de yine numaralar var. Belirli alanları Aynen. belirli numaralarla boyadıktan sonra modellerimizi elde ediyorlar. Güzel. Bizim bir de tereddüt ettiğimiz nokta müşteri şunu da düşünebilir. Ben boyayacağım ama Sonuç aynı çıkar mı? Benzeri çıkar mı? Yapabilir miyim? Sonuç fotoğraftaki... Evet görsen. fotoğraftaki sonucun aynısı çıkıyor mu ya da çıkmıyor mu gibi tereddüte Hı -hı. düşmesin diye biz yine en son şey yaptık. Nota ürünü bitirdikten sonra yorumlarda lütfen fotoğrafını çekip ve belirtin dedik. Trendyol yeni bir özellik getirdi. Hı hı. Yorumlarda koyabiliyor görselleri. Bu şekilde satışlarımız arttı. En son işte geldiğimiz noktada da tuval bezi şu anda Trendyol'da listelenen 20 bin ürünün içerisindeki en iyi tuval bezine sahibiz. Her renk boyayı ve her açık kapalı tonu kapatabiliyor ve sonuç neredeyse %90 birebir aynısı çıkıyor ortaya. Bu şekilde başlamış olduk. Ürünü geliştirdik. Sonrasında bizim aslında bu cirolara ulaşmamızdaki en büyük etken tabii ki de pandemiydi. Pandemide bildiğimiz gibi mayıs ayında bir tam kapanma gerçekleşti. Biz tam kapanmanın haberinin açıklandığı anda dakikada 4 sipariş falan almaya başladık. Haber açıklandı, insanlar 17 gün evde kapanacak. Biz de zaten buna güvenerek aslında bu işe yatırım yaptık. İşte bu insanlara bu güveni verdik, paranızı vereceğiz. Sonra biz dakikada 4 tane sipariş aldıktan sonra evet sipariş geliyor. Ama biz bunu nasıl paketleyeceğiz? Nasıl göndereceğiz? Bunların faturasını nasıl keseceğiz? Çünkü şu anda manuel olarak fatura kesiyorduk Trendyol'un faturasına geçmeden önce. Kargoya nasıl işte götüreceğiz şubeye gibi düşünürken işte o arada zaten Trendyol Express'te anlaşmıştık. Trendyol faturasına geçmiştik. Bu gibi yüklerden aslında Trendyol bizi kurtardı. Sonrasında o gece bize sabaha kadar bir 30-40 tane sipariş geldi. Ertesi gün Trendyol'un kampanyasıyla kesişti. Tam tam kesişti Trendyol'un kampanyasıyla tam kapanma. Biz o gün 150 tane sipariş aldık. Siparişin 150 tane sipariş evet bizi mutlu ediyor. Bu kadar ciroya ulaştık. Kısa bir sürede bunu başardık diyoruz. Fakat bizde bunu yönetecek operasyon gücü yok. 2 kişiyiz. Tek ortak alanımız bir arabanın içerisi ürünleri gidiyoruz, üreticiden alıyoruz, paketliyoruz, hazır hale getiriyoruz, Trendyol Express'i bekliyoruz. Bu gibi süreçleri atlattıktan sonra, pardon nerede paketliyorsunuz? Bir yere yardınız mı? Evde. Arabanın içerisinde paketliyoruz. Arabanın biz içinde paketliyorsunuz. Kadar. Evet, ya yani biz şeyi düşündük. Evet, belki satarız, satmayız. Şu an zaten bir nakitimiz yok. Kiradır, işte depozito işte ofis tutarsak ofisin içerisinde sonuçta bir eşya almamız lazım, raf sistemi kurmamız lazım. Dolayısıyla biz ikimiz işte Cansu gerektiği zaman kendi evinde paketleyip getiriyordu. Ben kendi evimde paketleyip getiriyorum ama o çoğunlukla arabanın içerisindeydik. Arabanın arka koltuklarını yatırıp ürünleri pat patlayıp kargoya hazır bir şekilde teslim ediyorduk. 150 sipariş ilk gün geldi. Ertesi gün 120 tane geldi. 130 tane geldi. Bu sefer şu sıkıntı oldu. Üreticinin günde o kadar kapasitesi yok. Sonra işte üreticiyle konuştuk dedik. Hani bu ürün hayal ettiğimizden daha fazla satmaya başladı. Ne yapabiliriz dedim. Sonra yeni bir makine aldı kendisi sağ olsun. Yeni bir makine aldığı zaman bizim üretim kapasitemiz 250'ye falan çıktı. İşte onun kendi çalışanları vardı zaten. 2-3 kişi sadece bu iş için görevlendirdi. Biz artık günlük 250 tane istediğimiz zaman, istediğimiz saatte ürünleri alabiliyoruz. Bugün Trendyol'a aşağı yukarı başlayalı 4 ay falan oldu ilk satışımızdan itibaren. Dediğimiz gibi 350 bin TL gibi bir rakama ulaştık. Bu şekilde satışa devam ediyoruz. Günlük 20 bin TL demişsiniz mesajda. O herhalde şey pandemi kapanmanın evet, olduğu pandemi dönemde. O pandemi kapanmanın trend kampanyasına kesiştiği biz 3 gün, hı hı. ortalama 20 bin TL ciro elde ettik. Ondan Teşekkür sonrasında da zaten ürünü alan müşteri ikinci üçüncüye aldığı için ondan sonra zaten pandemi tam kapanma öncesi ve sonrasında satışlarımız çok fark etti açıkçası. Çünkü şunun da takibini yapıyoruz. Bizim amacımız aslında bu ürünü bir kişiye satmak değil. Bir kişiye birden fazla ürün satmak. İnsanlar artık bu ürünü hazır hediye etmek yerine arkadaşlarına, sevgililerini boyadıktan sonra hediye ediyorlar. Hmm. Hediye aracı da oldu artık bu ürün yani. Ama çok güzel vakit geçirme ürünü ya. Ben şimdi biraz baktım da şimdi evde canı sıkılmış otururken mesela her birinin rengi var. Yani orada zaten şurada gözüküyor. Her boyanın bir numarası var. 9 numara mesela mavi diyor. Ben şimdi fırçaya bunu batıracağım sulu boya gibi. 9 numarayı bulacağım. içini boyayacağım. Ya yani evet. çok şey oyalayıcı bir ürün. Ha bir de buna şey lazım ha bence. Eee bunu nerede boyayacağım ben? Böyle masaya koymak zor bir, olur. Onu da düşündük. Ayrıca başka ürünler de ekledik. Biz mesela boyarken neye ihtiyaç duyuyoruz dedik? Boyama önlüğü üzerimiz kirlenmesin diye. Fırça su kabı. Hmm. Fırçayı temizlemek için. Ayrıca bir de tuvalin sabit kalıp daha rahat boyanması için şövale bulduk. Hmm. Onu da yine yerli üreticiyle çalışıyoruz şu anda. Hazırladık, onları da satışa çıkardık. Dediğim gibi boyama önlüğü, fırça su kabı ve şövale ürünlerimiz de şu anda satışta. Bunları satışa çıkarken de açıkçası şunu da düşündük. Yaklaşık 20 tane bu şekilde ürün satan satıcı var. Belki tüm müşteriye biz sayılarla boyama satamayız ama tüm sayılarla boyama alan müşteriye yanında su kabı olur, şövale olur, işte boyama önlüğü olur. Bunu satabiliriz diye o ürünlerimizi set haline getirip şu anda satışa sunduk onlarda satışta ve bugün geldiğimiz noktada ürün listelendiği anda 12 saat içerisinde ürünü sipariş almaya başladık. Bu da bizim için güzel bir şey aslında. Sadık bir müşteri kitlemiz var. da takipçimiz her geçen gün daha da fazla artıyor. Dediğim gibi amacımız sadece bir müşteriye satmak değil, birden fazla müşteriye satmak. Ve her sayılarla boyama alana belki biz satamayız ama her sayılarla boyama alan müşteriye yanında yan ürünü biz satabiliriz diye düşündük ve bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi ben mağazanızı da inceliyorum şimdi. Çok güzel çok hoş bir mağazanız var. Yani ne olduğunu bir kere göstermişsiniz üst bölümde evet. bu çok iyi. Çünkü ben... biz halen daha insanlarla yeni girdiğimiz ortamda işte bu işi yapıyoruz dediğimiz zaman sayılarla boyama hep bir soru işareti olarak kalıyor. Ülkemizde zaten son bir senedir yaygın olan bir ürün, Avrupa menşeli bir ürün. Ben hiç bilmiyordum mesela o kadar bakarım evet, trend yolu ürünleri hiç hiç bilmiyorum ilk defa görüyorum. Ee, mağazanıza girdim zaten en tepede şey yapmışsınız hani bunun ne olduğunu nasıl boyandığını göstermişsiniz evet. o çok güzel. Bir kere şeyler resimler çok güzel yani burada ben sayılarla boyayarak mesela şu ekranı gördüğüm bir kapı resim var çok hoşuma gitti. Bu kapıyı yapacağım mesela çok inanılmaz güzel yani gerçekten. Bunu çerçeve asar. Mesela çerçeveli satabilirsiniz. Evet, çerçeveli satıyoruz zaten. Bunu içerisine mi? asma apartmanını da koyuyoruz zaten. İnsanlar hmm. duvarına assınlar diye. Evet. Bir de şey de düşündük biraz zaman geçtikten sonra. Her bütçeye hitap etmek adına ürünü çerçeveli değil de rulolu satıp maliyetini biraz daha düşürüp biz de satış fiyatını biraz azaltıp her bütçeye uygun olsun diye rulo modelimizi de çıkardık. Rulo'da da sadece tuval bezi var. Üzerine yine aynı şekilde fırçalar ve boyalar yine aynı kalitede. Tuval bezi de aynı kalitede. Sadece çerçevesi yok. Tabi dileyen müşterimiz rulo alıp sonradan kendisi de çerçeveletir duvarını asmak için ama biz hazır olarak da satıyoruz. Peki bu ürünü ne kadar satıyorsunuz trend Şu anda 40-50 evet, evet. 40 50 boyutunu şu anda 99 TL'ye satıyoruz. Maliyeti aşağı yukarı? Maliyeti de aşağı yukarı onu açıkçası pek söylemek istemiyoruz ama... E... yani şöyle, şöyle şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi siz bir komisyon ödüyorsunuz Trendyol'da. Evet. %20 ödüyorsunuz. Kargo gideriniz var. Evet. Kargo bedeli ödüyorsunuz. Paketleme gideriniz e, var. Paketleme gideriniz var. E şimdi 90 liradan geriye doğru gittiğin zaman aşağı yukarı yani 50 lira 60 lira bir para kalıyor aslında evet. baktığınız zaman 50-60 lira para kalıyor. Hani yaptığınıza değiyor mu? Sonuçta kampanya da e, yapmanız icap ediyor. Çünkü evet. bunu 90 liraya satarken Trend oluyor diyor ki e, şu kategoride kampanyaya katıl işte yüzde 15 indirim yap. Evet. Yani hadi onu da yapıyorsunuz oradan da bir kaybınız oluyor geriye kaldı işte elinizde 35-40 lira para e, kalıyor. Yani çok karlı bir iş mi kendi markanızda bu işi yapmak yoksa yani düşünüldüğü kadar karlı değil mi? Yani yani şöyle söyleyebilirim normal kampanya zamanları hariç ürünün satış fiyat, satış fiyatından %15 ya da %20 arasında bir kar marjımız var bizim. Kazandığımız para aslında %15 ile %20 arasında. Fakat kampanya zamanlarında bazen sadece hem marka hem de ürün tanıtımımız olsun diye yeri geldiği zaman maliyetini ürün satışta yapıyoruz. Çünkü o zaman mağazanın görünürlüğü artıyor, mağazaya giren ziyaretçi sayısı artıyor kampanyada ve müşteri mağazaya girdikten sonra bizden ürün almadan çıkmasını istiyoruz. Peki bu 90 liralık fiyatın üzerinden mi %20 kar marjı yoksa bütün komisyona ve sonra? 90 liralık satış fiyatı üzerinden %15 ile %20 arasında kar ediyoruz. Bir de Trendyol komisyon alıyor çünkü. Evet, yani o komisyon, komisyon düşünce düşünce %20'lik bir kar kalıyor anladım. O zaman mantıklı. Çünkü evet. diğer türlü çok mantıklı evet, olmaz. Çünkü öyle. yani olayın perde arkasında hazır gibi duruyor. Ama biz bunlar için özel zarf patpatlar da yaptırdık. Kargo da ezilmesi, Ezildir müşteriye sağlanmasında. Evet. Patpat evet. pat koyuyoruz işte bu maliyet. İşte kargo çıktısı alıyoruz, maliyet, faturayı bastırıyoruz, maliyet, kargoca bir maliyet. Tabii. Bunun gibi etmenler de aslında bizim maliyetimizi arttırıyor ve bizi de uğraştırıyor, iş gücü de gerektiriyor bunlar. Peki satışın artması için ekstra bir aksiyon aldınız mı kampanyalara katılmak dışında? Reklam vermek ya da sosyal medyayı kullanmak gibi. Sosyal medyada da aslında satış yapmayı deniyoruz fakat oralarda biraz daha zor. Çünkü tanımıyor kimse Trendyol bilinen bir marka, bilinen bir platform. Her gün giriş çıkış sayısı belli. Dolayısıyla biz genelde Trendyol içerisinde reklamlar veriyoruz. Ayrıca müşterilerimize şu anda kupon dağıtıyoruz. Mağazamızı takip etmesi ya da mağazamızı takip eden müşterilerimize ayrı olarak kupon dağıtıyoruz. Belli bir miktarın üzerine alışveriş yapan müşterilerimize 10 ya da 15 TL gibi indirim uyguluyoruz. Bu gibi reklamlarla daha ön plana çıkıp daha çok satış yapmayı hedefliyoruz. Ben geçmiş videolarda bahsettim. E, Trendyol'da en çok hoşuma giden bölüm pusula ekranındaki büyüme raporları. Yani o pusula ekranındaki büyüme raporlarındaki favoriler eklenme sayısı işte e, çok ziyaret edilen ama az satılan ürünler ya da az ziyaret edilip çok satılan ürünler evet. gibi istatistikler veriyor ve ona göre aksiyon alıyorsun diyorsun ki, ya bu çok ziyaret edilip az satıyorsa demek ki ürün fotoğrafında bir sıkıntı var ya da fiyat çok pahalı e, önce bir fiyat düşürüyorsun bakıyorsun satış arttı Ha demek ki fiyatmış problem fiyat düşürüyorsun satış artmadı görsel güncellemesi yapıyorsun yani ürünün fotoğrafını daha farklı ve daha güzel bir fotoğrafla değiştiriyorsun. Satış arttığı zaman tamam diyorsun benim eksiğim buymuş ve tüm satılmayan ürünleri tedavi ede ede ilerliyorsun. E, favori eklenme sayılarına baktığın zaman mesela bu ürün diyelim ki 100 kişi tarafından favorileri eklenmiş. Hemen bir kampanya yaptığın zaman Trend 100 tane favori ekleyen satıcıya bildirim gönderiyor. Mobil, mobilde bildirim gönderiyor. Kendimizde zaten. Furkan diyor %20 indirim yaptı hemen al diyor. O da böyle diyor, tamam alayım diyor geliyor. Yani oradan cidden güzel satış geliyor. Büyüme raporları pusula ekranı orayı takip ediyorsunuz öyle Biz işte başlangıçta daha hani e-ticaretle ilgili çok bir bilgimiz olmamasından dolayı işte pusula ekranı falan açıkçası bilmiyorduk trend böyle bir olanak sunduğunu. Biz kendimiz her akşam siparişleri yazıyorduk. Hangi modelden kaç tane geldiğini ayrı bir kağıda not edip müşteri hani yani manzara resmini mi, profil fotoğraflarını mı yoksa hani ne tür çiçek resmini mi satın alıyor diye kendimiz bir Excel'de tablo oluşturuyorduk açıkçası. Sonrasında pusulayı keşfettik. Pusulada günlük mağaza ziyaretçisi, günlük favori alınma sayısı, bir üründen kaç adet satılmış, hangi tarihler arasında kaç tane satılmış gibi parametreleri gördüğümüz zaman açıkçası bir rahatladık. Şimdi günlük olarak işte gelen yorumları yine aynı şekilde oradan takip edebiliyoruz. Parametreleri de oradan takip edebiliyoruz. Ya yani hedefimiz oradaki aslında orada size öneri de veriyor. Büyüme önerileri kısmında şunu yaparsanız daha iyi olur, bunu yaparsanız daha iyi olur diye. O şekilde o adımları ilerleyerek mağazamızı büyütmeye çalışıyoruz. Şu dikkatimi çekti bu Kargonun içerisine koyduğunuz yani paketin içerisine koyduğunuz e, bir satıcı değerlendirme formu var. Evet. Burada benim adım yazıyor. Tuğer Bey mağazamızdan yapmış olduğunuz alışveriş ile bizleri çok memnun ettiniz. Bunu bana video çekmeye geldiğiniz için evet. mi yazdınız yoksa evet. her müşteri ismiyle mi Her Terbiyesiz. müşteri yazıyoruz. O size özel. Sizinle beraber, sizin geldiğimiz için yazdık. Anladım. Ama her müşterinin adına özel bir şekilde. Onun adı soyadı yazıyor bu kağıt. Evet. Adı soyadı yazıyor. Müşteriyi biraz daha kendini özel hissettirmek ve bize değerlendirmesi için ve altında da en çok giden modellerimizi sıraladık evet e, yorum satıcı değerlendirme formu var. tabii bu trend yoldaki Evet, e, yola yönlendiriyoruz aslında. Evet. Yani doğru olan yapmışsınız bence güzel. Ama şu ismin bu şekilde yazması evet değerli hissettiriyor. Çünkü neden hissettiriyor? Tek tek ürünle uğraştığınız, bu işi fabrikasyon yapmadığınız, el emeği, göz nuru uğraştığınız çok belli oluyor zaten. Yani gerçekten tebrik ediyorum. 200 TL gibi bir sermayeyle başlayıp 4 ayda 300-350 bin TL bir ciroya ulaşmak herkesin yapabileceği bir iş değil. Ürün çok niş bir ürün. Çok özel bir ürün. Yani çok aşırı derece satıcısı olan bir ürün değil. Öyle bir ürün keşfetmişsiniz, pandemi dönemiyle parlatmışsınız, kampanya kullanımlarınız, reklam kullanımlarınız, hepsinden bahsettik zaten ee, ve en önemlisi kendi markanız. Yani kendi markanızda bunu geliştirmeniz çok değerli. ya Ben hep söylüyorum satıcılara diyorum ki ya kendi markanızı yapın. Ne olursa olsun başkasının ürününe, başkasının listesine ya da başkasının markasında satmak yerine kendi markanızı yapın. Bu çok zor bir şey değil. Yapılıyor. Yani geçen çektiğimiz videomuz vardı mesela 70 TL sermaye ile başlamış. Şu an bilmem kaç milyon TL'lik bir iş kurmuş kendisine. Yani o yüzden gerçekten de bu işi severek yapan, üstüne düşen kendi markasıyla sizin yaptığınız gibi e dizayn eden satıcıların hepsi başarılı oluyor. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok memnun Bizleri oldum. Bizleri kırmadınız. Dediğim evet. gibi sizleri zaten videonuzu izledikten sonra mail yoluyla ulaştık. Ben işimi şansa bırakmamak için size Instagram hesabını da yazdım. Siz de sağ olun davet ettiniz bizi buralara. Ne demek biz de geldik. İzleyenler de benzeri hikayeleri varsa yani başarısız hikayesi olabilir. Mutlaka hep başarı olması gerekmiyor tabii ki. Instagram'dan yazabilirler ya da e-mail atabilirler bize. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.